İyi akşamlar kıymetli TV 100 izleyicileri. Bir haftalık kısa bir aradan sonra TV Yüz'de Yüz Yüze ile tekrar karşınızdayız. Yüz Yüze gündemi takip ediyor. Yüz Yüze gündemi en yakından takip edenleri, onu biçimleyenleri takip ediyor. Ve bugün akşam konumuz aylardır kimine göre Ekim 2019'dan kimine göre Aralık 2019'dan bu yana gündemimizden çıkmayan gündemimizi belirleyen bu günlerde de hakkında galiba yerli yerinde biraz daha fazla endişelenmeye başladığımız maalesef korona meselesi o konuya geri döneceğiz koronavirüs Covid 19 salgın pandemi bunlarla ilgili olarak da Türkiye'de bu konuları ilk salgın ortaya çıktığı andan itibaren en çok konuşan, en çok kamuoyunu bilgilendiren bir anlamda nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bizlere ışık olan birkaç hekimden, birkaç akademisyenden bir tanesi olan Profesör Doktor Oğuz Özyaral'la konuşacağız. Hoş geldiniz Oğuz Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Siz hem koruyucu hekimsiniz, koruyucu sağlık hizmetleri uzmanısınız. Hem de e, Rumeli Üniversitesi'nin rektör yardımcısınız. Evet. E, bu iki konum size e, zaten bir takım sorularla alakalı olarak belki de e, en yerinde muhatap e, konumunu e, da kazandırıyor. Ama onun da ötesinde sizin e, evet bütün bir kamuoyunu bilgilendirmişliğiniz var, e, uyarmışlığınız var. Sonra ama kendinizde korona <gülüyor> oldunuz. <gülüyor> Ha. Evet hocam var. Ee, kendiniz de korona oldunuz ve onu da atlattınız. Evet. Ee, Allah'a şükür. Böyle de bir kişisel deneyiminiz de var. Evet. Ee, biraz bu deneyimin üzerinden, biraz e, korona ya dair bu yeni ortaya çıkan trendler, meşhur ikinci dalga paniyi, e, bunun yerli yerindeliği. Veya nasıl buna karşı tedbir alınacağı meseleleri üzerinden bir sohbet gerçekleştiririz diye düşünüyorum ben. Evet. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tam 5,5 ay önce 11 Mart'ta evet. açıklandı. Ee, koronavirüsü atlatmış bir hekim olarak biraz evvel söylediğim gibi. Ee, siz şu anda bu mücadelenin hangi aşamasındayız diye görüyorsunuz. Ee, hocam şimdi 11 Mart'ta İzmir'deydim. Ee, bir anda bu o, olgunun tanımlanmasıyla beraber ekranlarda o gün 6 kez konuşma yaptım. 2 ee, konferansı da o gün verdim. O günden itibaren çok şey söyledik. Bugüne kadar da çok şey söylemeye devam ediyoruz. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün sizin de çok iyi takip ettiğiniz gibi... O gün söylemleriyle bugünkü söylemleri arasında dağlar kadar evet. fark var. Bir de bizler eğitmenler olarak, akademisyenler olarak o günkü tecrübelerimizin durduğu noktada değil, farklı bir yerdeyiz. Çünkü devamlı yeni bilgiler ediniyoruz ve onları paylaşıyoruz. Siz şuna inanıyor musunuz? Ee, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin tarafından manipüle edildiğini, en azından belli bir düzeyde Çin'i kayırarak baştan verdiği reaksiyonunu... E, bir anlamda bizleri manipüle edecek şekilde e, düzenlediğini düşünüyor musunuz? Hocam varsayalım ki öyle, varsayalım ki değil. Biz bugün gerçek bir kaosun içindeyiz ve o çıkmazdan çıkmaya çalışıyoruz. Yani geriye dönüp işte Dünya Sağlık Örgütü bunu dedi. Amerika Dünya Sağlık Örgütünü reddetti. İşte sorunlar yaşıyoruz. Ne yapmalıyız? Bizi o hiçbir yere getiremiyor. Bizim bizim çıkış yapmamız gerekiyor. Yani dünya insanı olarak hep beraber eğer bir e, sosyal mühendislik söz konusuysa ve bizler o mühendisliğe ister istemez yönlendiriliyor ve harmanlanıp yok ediliyorsak arada kaotik bir şekilde bunların içine itiliyorsak o noktada akılcı hareketlerde bulunmak lazım. Bunu bütün dünya insanının yapması gerekiyor ama insanların egoları var. İnsanlar hayvanlar alemi diğer canlılar gibi gideyim de ben bugün buradan bir işte etimi de ondan sonra gideyim yatayım falan diye. O egolarıyla sürekli hareket ettiği için ne yaptığını kontrol edemiyorsunuz. Edemediğiniz kontroller size işte Biraz evvelsin ifade ettiğiniz gibi daha birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Birinci dalga bitmeden hı hı. ikincisini i̇kinci yaşıyoruz. Da, i̇kinci birinci dalga bitmeden birinci dalganın hı hı. Ikinci, ikinci pikini, pikini yaşıyor. Yani ikinci dalga değil bu. İkinci dalga olabilmesi için hocam komple bizim aşağıya kadar vurmamız gerekiyordu. Ondan sonra bir tavan yapmak gerekiyordu hı. ama öyle bir şey olmadı. Hep böyle bir akan, belli bir çizgide akan bir e, profil var. Yani vaka sayımız belli, ölüm sayımız belli. Hep bunu böyle sabitte tuttuk. Bir anda kapıları açtık. işte yeni dönem, işte yeni yaşama adapte olalım dedik. Hayır geriye döndük. Kimse hiçbir şey adapte olmadı. Yani işte yaz tatilinde nasıl davranılması gerektiğini söylemeye çalıştık. Dinlemediler. Yani e, denize sürtüme kat sayısıyla girdi. Millet otobüse girer gibi. Böyle bir şey yok. Yani e, denize yan gittik ne yaptı e tabii canım istiyorsun. üst üste yani tepe tepeye gördük e, ekranlarda arkadaşlarımız paylaştılar. Bu tabii o dönemde aşırı derecede anlattık deneyimler biraz evvel de söyledim size. Biz de sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Yani benimden benim ağzımdan çıkan bir partikül burada sadece e, kameraman arkadaşlarım, yönetmen arkadaşım, birkaç kişi içeride ve çok büyük bir alandayız. Burada benim ağzımdan çıkan bir partikülün kolaylıkla bir kameraman e, kamera arkasındaki arkadaşıma ulaşma şansı yok. Ama e, ben genellikle konuşurken mesela dik açıda değil size e, bir 45 derece meyille konuşmaya çalışıyorum ki ağzımdan çıkan bir partikül direkt olarak sizin solunum e, sisteminize geçmesin. Zaten birlikte aynı anda konuşmamaya çalışıyoruz. Ama Burada genelde böyle bir takip yok. Herkes birbirine çok yakın. Hani biraz evvel işte haberleri izledik. Halay çekiliyor üst üste biri maske takıyor öbürü takmıyor. Ben buraya girerken e, ki hani tabii e, hayret duygusu önemli bir duygu insanda. E, Allah onu kaybettirmesin ama ben hayret zor eden birisiyimdir. Evet plakaların üstünü maskeyle kapatmış olanların haberini TV yüzde görünce bir durdum arkadaşlar niye duruyorsun diye baktılar ama durdum yani ne oluyoruz diye bu artık nasıl yani e, Ruslüt oynamaktan mı e, hoşlanıyoruz nedir yani Hocam orada birkaç konu olabilir aslında çünkü bu şey, şunu anlıyorum yani insanlar eve kapanmak değil çalışmak istiyorlar neden çünkü o Hani bir manada canla canın arasında bir tercih yapıyorlar. E, bir açlıktan mı öleceğiz tırnak içerisinde yoksa koronanın riskini mi alacağız? İkinci tercih onu anlarım ama böyle maskeyi al e, ve bu biçimde kullan falan bunlar artık ciddiyetsizlik de değil, bilinçsizlik de değil. Bu bambaşka bir aymazlık tabii seviyesi. Tabii tabii yani. başka boyuta gidiyor. Aslında çok da güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi... Mart diyoruz ve şu anda Eylül'e geldik kapı dayandı Eylül'e aradan beş buçuk ay geçti ciddi bir süre siz şunu düşünün sizin alanınızı da çok etkileyen bir şey yani insanlara ve dünya insanına sürekli bir şeyleri yapma diyorsunuz olana bir şeyi sürekli yapma dediğinizde hocam çocuğa yapma dediğinizde inadına gider yapar hı hı. bütün dünya insanı aynı şeyi söylüyorsunuz bu sefer şu çıkıyor ortaya bunun çıkış noktası yok mu da bana habire yapma diyorsun. Hmm. O zaman bıktım. Zaten yapsam da ölünüyor, yapmasam da ölünüyor. Üstüme gelme, yapmıyorum. Dalga geçiyorum noktasına kadar taşınabiliyor. Hmm. Yani ben bunu birkaç kez dile getirdim. Ben hastanede yattığım bir dönemde bir hanımefendi sosyal medyadan yazdı. Sen de mi hocam bu oyunun bir parçasısın? Yani gittin yattın hastanede ne yapıyorsun dedi. O ne demek anlamadım. Yani benim oyun... bayağı geniş bir komplo algı eşiğim var ama bunu anlamadım. Ay, yani. Bu <laughs> yani diyor ki Mesle mesleki hastalık bendeki de çünkü. Yani. <laughs> Hocam şunu söylemeye çalışıyor. Yani hepiniz bu oyunun parçası oldunuz. Bizi kandırıyorsunuz getirmeye çalışıyor. Çok üzülmüştüm. Ama yani üzülmek yani, değil, üstüne yani üstüne şeyden, gitmek lazım. Yalancıktan, e, yalancıktan e, hastaneye, ve siz de o oyunun parçası oldunuz diyebiliyor insanlar. Bir yalancıktan Şimdi... hastaneye yatmayı denesin bakayım da de. Yani hiç sevimli bir şey değil tabii de ama şimdi bakın bu noktadaysa bazı düşünce e, tarzları sizin anlatmaktaki zorlanışlığınızı düşünmek gerekiyor. Yani siz istediğiniz kadar bilim adamı olun, istediğiniz kadar masaya yatırın. İşte psikologlar, sosyologlar ben işin ilk başında söyledim. Yani sadece biz klinisyen hekimlerle konuşmayalım. Biz sadece koruyucu sağlığı anlatarak bu şöyle korunun demeyelim. Toplumun sosyal antropolojik yapısını irdeleyerek konuşalım. Biz kimiz? Biz neyi itirazla karşılıyoruz? Çünkü bizde öyle bir şey var. Hep bir itiraz etmeyi severiz tarz olarak. Bir kabullenme ya da olayı algılayıp aha evet bu böyle oluyormuş düşünelim de buradan nasıl çıkarız değil. Niye var canım bu? Bunu bir reddedelim. Hı. Bu mesela çok önemli bir nokta. Bunun üzerinden toplumu eğitebilmek adına ben orada çok açık tırnak içinde eğitmek diyorum. Kimse bunu yanlış anlamasın ben de eğitiliyorum. Çünkü ben de bu süreçte inanılmaz şeyler öğrendim. Ve nasıl anlatacağımı öğrendim. Çünkü ilk başta çıktığım bir sürü bir şey anlattım. Siz söylediğiniz 160 kez ekrana çıktım. Çok ciddi bir sayı. 160 kez aynı konuları detaylarını anlatıyorsunuz. Ve anlatamadığınızı anlıyorsunuz. Bu çok üzücü. Yani Sokakta sizi gören herkes diyor ki hocam her gün sizi dinledik. Peki niye uygulamıyorsunuz? E sıkıldık. Mesela bu, bu çok önemli. Niye sıkıldınız? Sizin dediğiniz gibi gerçekten çalışmak için mi yoksa bunu başaramadıkları için mi sıkıldılar? Yani ben dönüp şu <laughs> tartışmayı yaptım. Bu dönemde de hatta üniversite tercihlerinde inanılmaz söyledim gençlere. Gidin lütfen mimariyi seçin, mimarlık okuyun, iç mimarlık okuyun. Evlerimizde yaşam alanı yaratmayı bilmiyoruz. Çünkü sadece inşaat mühendislerine bıraktık. Ama bunun da bir mimari boyutu vardı, yaşam alanı planlaması vardı. Hani ben meslekleri kıyaslamak adına söylemiyorum. Çok farklı iki alanın birleşkesinin bizim yaşam kalitemizi belirlemesi Doğru. lazım. Sadece evet. sağlık açısından konuşmuyorum. Ben evimde. Nerede otururum, nasıl otururum, benim okuma alanım nedir, çalışma alanım nedir, acaba bunları belirleyebilir miyim düşüncesini dahi oluşturmamışız. Bir artı birileri satmışız. E, gir evine dediğinde adam boğuldu, kadın boğuldu, çocuk boğuldu çünkü nereye oturacağını bilmiyor. E, bir de her şeyi gidip çarşı pazardan direkt bulduğunu alıyor. Evine göre dekor edip benim yaşam alanım, yaşam kalitem buna uysun diye çalışmayan e, o şeyde kendini yormayan kişiler evde çalışabileceğini öğrenemedi. Çok ciddi efor sarf ettiler. Evde insanlar birbirleriyle sıkıldılar. Birbirleriyle ilişkilerini tartıştılar. Ben benim arkadaşlarım, misafirlerim geldiğinde şunu söylüyordum. Ben biraz Dinlenmeye çekileceğim. Ben biraz kitap okumaya çekileceğim. O ne demektir diye soruyorlar. Ben bu bu köşede kitap okurum. Bu köşede gider dinlenirim, müziğimi dinlerim. Benim yatak odama televizyon girmez. Evinizi planlayın, yaşam kalitenizi planlayın. Bunları, Bir evde bunları yapamadılar. Bunu yapamadık ama dünya yapamadı hocam. Bakın dünya insanının yüzde sekseni evinden çalışabilir. Meslekleri masaya yatırırsak... Bir ofisi doldurmak zorunda mıyız? Yani hep başımızda bir müdür, hep başımızda bir direktör bizi gö gözlemleyerek mi yönetmek zorunda? Yoksa o yönetim sistemini kurgulayarak dışa saçsak ve e, uzaktan da bu sistemi yönetebilir miyiz? Dünya bunu öğrensin. Yani... E, İlla ki merkezcili olmak zorunda değiliz. Merkez kaç şeklinde de oto kontrolle sistemi yönlendirebiliriz. Siz bana dosyayı e-sistemden yollayabilirsiniz. Ben onu akşama kadar yapıp imzalayıp size yollayabilirim. Hı hı. İlla tepe tepeye oturmak gerekmiyor. Bizim elektriğe, bizim suya, bizim düzene ihtiyacımız var. İç içe yaşamak zorunda değiliz. Bu kadar insan sokağa çıkmak zorunda değil. Yani e, dikkat edersek işte Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce yayınladığı en son şeyde bildirisinde işte uzaktan eğitim yapılabilir, uzaktan çalışma yapılabilir, kısmi zamanlı çalışma yapılabilir. Bunlar planlanmalıdır şeklinde de bize yol gösterdi. Yani bunları hepsi yapılabilir. Ben aynı şeyi söylüyorum. Evet, evinizi temizleye gelecek bir arkadaşa ihtiyacınız olabilir. Çocuğunuza bakacak birinize ihtiyacınız olabilir. Ama herkes ofise gitmek zorunda değil. Evinden de insanlar iş yapabilir. Hı hı. Çünkü hamilesi var. Bugün çocuğuna bakmak durumunda olup evde kalmak zorunda olan insanlar var. Doğru hocam da Türkiye'de tabii çalışanların çok önemli bir bölümü yüzdesel olarak gündelikçi statüsünde çalıştıkları için yani sabahleyin evden Onu çıkıp evet, zaten. Evet, yani sabahliğin evden çıkıp akşamliğin elinde ekmekle eve dönmezse evet. ev, evde ekmek olamayacak durumda olduğu için e, insanımızın bir kısmı bu e, gerçekten e, ciddi bir baskı yaratıyor. Evet. İkincisi bizde yeşil alan, kamusal alan falan bunlar Hiç e, yok. E, yani var olan da oldukça dar. E, ABM'ler ilk açıldığındaki manzarayı hatırlıyorum ben belli yerlerdeki ki AVM'ler ciddi şekilde doldu. E, e doğrusu ya yani İstanbul'un biraz daha müreffeh semtlerindeki AVM'ler değildi onlar. Onlar hatta bir kısmı açamadılar bile ama daha geride daha periferideki bölgelerde açıldı. Çünkü insanlar açısından o biraz evvel bahsettiğiniz e yani. şehir hayatının bizdeki o amorf düzeni içerisinde evin içerisinde boğulan insanlar. AVM'lerde hava alıyorlar. Tabii. O, o, o baş, başka bir işlev. Bir yandan sosyalleşiyor Aynen. işte kahvesini içiyor. Başka bir işlev görüyor. Çocuklar dışarı çıkıyorlar falan falan. Dolayısıyla e, bir 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 sıkıntının olduğu e, muhakkak. Ama yani e, toplamda bakarsak benim sizin bu söylediklerinizden anladığım şu. Biz genel olarak tedbirlere çok uymuyoruz. kontrollü sosyal hayata da uyum sağlamış değiliz. Bir de zaten yaz geldi. Yazın da. Turizm endüstrisinin hali malum, evet. ee, yerli turistin hareketliliğine de ihtiyaç vardı. Dolayısıyla onu da pek fazla kısıtladığımız söylenilemez ve e, benim e, bir miktar meseleyi hani rahat konuşalım diye latife ettiğim, homo Istanbulicus adını taktığım İstanbullu <laughs> insan e, göçmeye başladı. Yaz aylarında her zaman yaptığı gibi e, hem hem LGS'yi hem YKS'yi tamamladıktan sonra çocukları toplayan evet. kaçtı gitti. E, gitti. Güneye doğru sıcak iklime göçtü Homo Istanbulicus ve sıcak iklimlerde insanlar korona olmaya başladılar. Evet. Böylelikle Türkiye'nin en büyük kentinden dışarıya doğru bir e, yaygınlık e, başladı. E, şimdi de o ikinci pikin dediğiniz gibi içerisine girmiş vaziyetteyiz. Evet. Bir şeyi görelim arkadaşlar. Şu e, tabloları tablolar. görelim. Evet. Geldi tablolar. Arkamızdalar. E, 26 Ağustos e, 2020 günü Büyük Taarruz'un başladığı e, gün. 26 Ağustos Türk tarihinin önemli evet. günü. E, şimdi 30 Ağustos'u e, kutlayacağız. E, buradan da bu iki önemli günü almış olalım. 26 Ağustos'ta peki koronaya karşı taarruzun nasıl bir günlüymüş? 100 küsur bin test yapılmış. Yani 100 bin 109 test yapılmış. Ve 1313 yeni tanı konulmuş. Pozitif tanı konulmuş. Ve 20 kişi vefat etmiş. İyileşenlerin sayısı hastalananların sayısından daha azmış. Türkiye 26 Ağustos gününe kadar 6183 kişiyi kaybetmiş koronaya. Ve toplam olarak 262 bin... 507 kişi de hastalanmış. 6 evet. milyon kere de, 6,5 milyon kereden fazla da test uygulamışız. Ee, hastalarda zatürre oranı, o onu soracağım size. Eskiden başka bir şey yazıyordu orada. Evet. Bu niye ona döndü? Çünkü bu bu, bu, bu insanlarda bir tepkiye ve bir soru işaretine e, yol açtı. E, entübe hasta, zatürre hasta, o ne? Ağır hasta ne demek? Yani o da belli değil 841 kişi de ağır hastaymış Allah şifa versin e, 239 bin insanımız da orada e, iyileşmiş bu da demek ki 26 Ağustos günü e, Türkiye'de yaklaşık olarak 40 deseniz 22 bin 23 bine yaklaşan adette korona hastası aktif korona hastası mevcutmuş evet. şimdi bir soru şu Değişik çalışmalar var. O çalışmalara bakıyorum. Onları okuduğum zaman, siz de zaten bir tıp profesörüsünüz. Benim üniversitemde Altınbaş Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi var. Dolayısıyla bizler bir şeyleri biraz daha yakından izleyebiliyoruz. Bana şu gelen bilgiler, çalışmalar, bilimsel çalışmalara baktığımızda gördüğümüz, bunun 11 katı, 12 katı kadar hasta vardır esasında deniyor. Bir bunu bir not alırsanız bu doğru mu diye soracağım. Bugüne geldiğimiz zaman bugün e, 1491 tane hasta var 27 Ağustos günü. İyileşenler 995 yani 500 net e. nette 500 yeni hasta var. artarak gidiyor. E. E, ve 26 kişi vefat etmiş o da e, gene e, dünkünden daha fazla. Rakamlar da orada e, seyircilerimiz görüyorlar. Şimdi bu manzara bize ne diyor? Bir, hakikaten e, adet buysa aslında yani Halep buysa Arşin öyle midir? 11 kat mı, mıdır? 3 kat mıdır? 5 kat mıdır? Niye öyledir? Bir de bu zatürre oranı değişikliğine sizce neden ihtiyaç duyuldu? Şimdi e, isterseniz ilk istatistiki değerlendirmeden konuşalım. E, bilim şunu söyler. Bir evren deriz. Mesela biz Türkiye'yi işte 80 milyon küsur insanımız var. Biz bunun şunu tanımlıyoruz: 6 milyon test yaptık diyoruz. Yani siz 80 milyonun içinden sadece 6 milyonu çekip üzerinde bir tanımlama yapıyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum: Bu tanımlamalar yapıldığında, bu testler yapıldığında, testler hocam. %70 %80 oranında size gerçekliği ifade eder. Arada bir %30 boşluk vardır. Bu nedir? Ee, o anda e, boğazdan aldığınız sürüntüde o bölgede yeterince acaba viral partikül var mıydı? E, sistem PCR dediğimiz işte o reaksiyonların yapıldığında e, acaba test yeterince ee, o aktivasyonu sağlayabildi mi? Bu her zaman bütün deneyler, bütün testler için geçerlidir. Bir bunu da bir kenara koyduğunuz zaman, işte hastalık vardı ama yeterli e, şeye sonuca ulaşamadık, sonuç doğru çıktı çıkmadı e, gibi e, tartışmalar oluyor. Bir yandan da e, hiç hastalık belirtisi vermeyen ama hastalığı taşıyan bir grup var. Onlar da hasbelkader kader. Ee, evden ya da yakınından biri hastalanıp onu da davet ettiklerinde biliyorsunuz artık e, nüfusa kayıtlı yani yerleşim alanına kayıtlı bir sistem uygulandığı için Türkiye'de büyük bir rahatlıkla biz şunu yapabiliyoruz. Sizin evinizde hastanız var. Sizi buyurun davet ediyoruz deyip teste tabi tutuyoruz. Şimdi bunlar yapabildiklerimiz. Ama e, bakın 80'de 6 milyon dediğiniz zaman aşağı yukarı onda 1.1 gibi bir şey e, oluyor. Ben çok iyi matematiğim yoktur ama. Evet, Yok, daha da e, düşük. 0.7 lira falan. Yani diyor. bayağı düşebilir. Şimdi siz bu hesabın hesabın üstünden gittiğinizde Göremediğiniz, bilemediğiniz, size gelmeyen, e, bu hastalığı alıp geçiren ama çok hafif seyreden ya da hastalığı belirtilerini hiç göstermeden bir başkasına bulaştırıcıları da hesaba kattığınızda onlar da nereden baksanız 500 binleri buluyor. Hı hı. E, onlar da sürekli yaymaya devam ederlerse ki... Ee, hocalarım size zaten ifade etmiş rakamlar daha fazladır bu ancak test edilenler bir de 10 gün geriden geliyor zaten hı hı. sonuçlara baktığımızda E şimdi bir de yaz bitsin bakalım ee, yani sezon bitsin bir dönülsün İstanbul'a o sizin dediğiniz hedef kitleler bir İstanbul'a gelsinler bakalım o zamanki rakamları bir net görelim ondan sonra ne yapmamız gerektiğine oturup bir kez daha karar verelim yani bu maskeyle yaşamak zorunluluğunu ne kadar hatırlatacağız, ne kadar kabullendireceğiz, ne kadar yapmak istiyoruz? Ben bugün e, inanın sabah 7'den beri sokaktayım. E, şu saat oldu dışarıdayım. E, bir e, dışarıda yaptığım röportajda e, maskemi çıkarmadım ama bir e, açık e, şey kapalı alanda yaptığım yerde işte spiker arkadaşım. Sadece maskeyi taktı. Benim konuştuklarım anlaşılsın diye çıkardım. Nereye kadar kendimizi koruyoruz? Ne kadar inandırıcı oluyoruz? Hani bizde her şeyi, hepimiz bir maskenin arkasında yaşayamıyoruz. Ee, nereye kadar bunları başarıyla götüreceğiz ve ne kadar uygulanabilir hale gelecek? Bir de e, yarın öbür bugün üniversitelerimiz açılacak, okullarımız açılacak. Sistemleri hazırlıyoruz ama yani bazı eğitimlerde öğrenci dokunmazsa, görmezse, uygulamazsa ben sosyal bilimde gitsin dışarıdan anlatayım. Ben ona da inanmıyorum. Beni, seni, bizi, bizleri gören öğrenci daha farklı yaklaşıyor. Uzaktan hocam sen bir şey anlatıyorsun, ben bir şey anlatıyorum. Öğrenci bize uzak kaldığı için bizden gelen elektriği yeterince alamıyor. Bu iki kere iki dört dünyanın her tarafında böyle. Yani televizyonda eğlenceli bir şey varsa izlersin. Çok heyecan duymuyorsa kalkar gidersin. Yani öğrenci de eğitimini doğru düzgün tamamlayamıyor diye düşünüyorum ve korkuyorum. Yani sınıfta arkadaşlarıyla yakaladığı o heyecanı evinde yakalayamayacaktır. Bu da dünya için bir sıkıntı. Yani yeni kuşak üniversite e, biraz da üniversite hayatı demek. Evet. O hayatı kaybederek gelinen noktada e, yeni yapılanma dünyada nasıl olacak? Edinimleri. Çünkü bizden bir Peki sürü bu böyle hikayeler böyle mi devam dinliyor. edecek? Hocam bilemiyoruz. Yani burada... Ya benim... genelde bakıyorsun pandemiler mesela iki, i̇ki sene yıl falan Falan sürmüş. sürüyorlar. Yani ki kendiki... biraz böyle griple ilgili söylenilen laf vardır ya işte şey yaparsan e, ilaç kullanmazsan bir haftada geçer ilaç kullanırsan yedi gün sürer falan gibi. Bu pandemilerde de böyle bir dinamik var. Sen ne yaparsan yap. Tabii canım. İki sene içerisinde zaten sadece o. korunuruz. Korunuruz. Yani sadece korunuruz hocam. Çok e, bir yani 7.5 milyar insandan söz ediyoruz ve elimizdeki istatistikler gene hocalarımızla konuşabiliriz her zaman bu konuyu. E, kaç milyarı konuşuyoruz ki biz? Yani e, çok iyi bilemediğimiz bir Rusya var. Yani oradan ne kadar ve hangi bilgiler geliyor? Çin bize neyi ne kadar söylüyor? E, onun dışında Hindistan'ı hiç, hiç bilemiyoruz. Çin bize pek bir şey söylediği evet. yok. Ben o zaman bu söylediklerinizde şöyle anlıyorum, bir, e, doğru mu anlıyorum sizi? Onu kendi kendime en azından kontrol edeyim. Ee, rakamlara baktığımız zaman birincisi e, iyileşen hastayla hastalanan kişi adedini birbiriyle kıyasladığın zaman net net hasta adedinde artış var. Bu da bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Başından beri neden? Sağlık sisteminin e, istihap haddini, kaldırma kuvvetini Zorlamaya başlayacak. Zaten hani hem altyapı olarak işte yatak veya işte bu solunum cihazları ve vesaire acil bakım yatakları bakımından e, o alanda bir takım yatırımlar yapıldı ama günün sonunda bu hızla artmaya devam ederse hele grip mevsimi geldiğinde neler olacak? E, i̇kincisi e, bu e, meselelerin esas unsuru insan gene. Kim? E, doktor, hemşire, sağlık çalışan. E, bu insanların da e, 6-8 aydır e, hakikaten e, canları çıktı. E, bir de onlardaki yıpranma var. Orada burada istifalar, şunlar bunlar oluyor. E, öte tarafta da bir ekonomik gerçeklik var. O ekonomik gerçeklikle insan hayatının arasında zor bir optimizasyon oyunu oynuyoruz gibi Gözüküyor. Bunu yaparken de o kadar dikkatli değiliz. Bugün yani şu ana kadar konuştuklarımızın sonucu bu zannediyorum. İkincisi de devam eden bir birinci dalga var. Biz bu birinci dalgayı söndüremeden birinci evet. dalgada ikinci bir zirve yapmaya doğru gitmeye başladık. Bu da anlaşılan kışla beraber ağırlaşacak bir durum. Ve bu da hoş değil. Şimdi peki o zaman siz şunu sormak ha bir de e, toplumun içerisinde gezen, toplumun içerisinde gezen e, herhangi bir belirti vermeyen e, testleri yanlış negatif çıkmış olabilecek birçok insan olabileceği gerçeği de istatistiki olarak hatta bunun böyle olmasının bir e, beklenti zarureti diyeyim olduğunu da söylemek lazım olduğunu da düşünmemiz gerekir. Bütün bunların üstünden baktığım zaman da bu sefer kişisel deneyimler biraz daha belki merak uyandırıcı oluyor. Ben size kendi deneyiminizi de sormak istiyorum. Nasıl oldu? Yani bu korona illetinin size bulaştığını o klasik semptomlarla mı hissettiniz? Nefes alamadınız? Ee, yoksa birisi hocam biraz işte sarı gözüküyorsunuz deyip sizi Yok. kolunuzdan tutup bir yere mi götürdü? Nasıl oldu? Ee, şimdi hocam 11 Mart 30 Mart Yani toplasanız arada 19 gün gibi bir süre var Ve 19 günde günde 6-7 kez ekrana çıkıp ne yapmamız gerektiğini ne yapmamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bilgileri Sağlık Bakanlığımızdan gelen bilgilerle pekiştirip ekranda e, telaffuz etmek istiyoruz. Yani bir şeyleri söyleyelim ve durduralım diyoruz. Ama bu süreçte hepimiz çok iyi hatırlayacağız ki e, maske konusu hiç gündemde değildi. Maske sadece hastanelerde hekimler tarafından hastasının yanına gidildiğinde ve ağır hastalarda kullanılacak tanımlaması vardı. Hiçbirimiz ben dahi maske kullanmadık. Ee, tam maske kullanalım tartışmasının başladığı e, günlere denk geliyordu ki Bir kanaldan öbürüne giderken bir e, araçta bir buçuk saat süreyle e, o aracın içinde kaldım Aşırı yağmur yağıyordu ve yanımda hiç maskem yoktu Arabayı kullanan kişi sürekli öksürdü Çok ben rahatsız oldum ne yalan söyleyeyim Çantamdan bir mendil buldum kolonyalı mendil onu Tuttum ama o da tabii ciğerleri yakıyor sürekli kolonyalı mendil. Biraz camı açtım ıslandım falan başaramadım. Yani bir buçuk saat o kapalı küçücük bir alanın içinde kalmak inşallah hiçbir şey olmaz dedim. Dördüncü gün anormal derecede ateşlendim ve terleme ile beraber zaten sürekli yayındayız sürekli klinisyen hocalarım arkadaşlarım. İşte tepkimeleri anlatıyor, farklılıklar olduğunu söylüyor. Her gün yeni bir şey öğrendiğimiz için ben sadece anormal bir ateş e, ve ciddi bir terlemeyle hayatımda ben çünkü hiç öyle bir ısınma ve terleme bilmiyorum. Hemen e, Mimar Sinan Devlet Hastanesi bizim e, Büyükçekmece'de oraya gittim. E, bir e, tomografi çekildi, akciğerlerde lezyon görüldü ve hemen tedaviye başlandı. O zaman e, plavir henüz getirilmemişti. Sayın Bakan dört gün sonra getirtti. Ben hastaneye yattıktan sonra e, ilk başlarda hiçbir başarı elde edilemedi. E, plavir çok ciddi bir e, ilaç, anında tepki verdi. Bir dördüncü günün sonunda hastaneden çıkış yapabildim. Ama tabii bu arada şunu söyleyeyim ben dördüncü e, günün sonunda evet, çıkış yaptınız. Yani 4 dört 8 gün kaldım Hı -hı. toplamda ama e, siz o zaman aslında şanslı bir korona E şöyle söyleyeyim hocam. Geçirdiniz. Çok şanslı e, olmuyorsunuz. Sizin şansınız şuradan geliyor. Siz kendinize ne kadar bakıyorsunuz? Ben aslında e, diyabetik bir hastayım. E, yani halk dilinde şeker hastalığım var. Ama günlük kontrollerimi hiçbir zaman e, aksatmıyorum. E, sürekli aç ve tokluk kan şekerime bakıyorum ve beslenme düzenimde hiç şeker, tuz ve unlu gıdalara yer vermemeye çok aşırı dikkat ediyorum. Şeker ve şekerli ürünleri tamamen kaldırmış durumdayım. Yaş kaç? Şu anda 65. 65. Yani şimdi şöyle hani evlerden uzak şöyle şeye de vurayım, masaya da uğrayayım ama hani sizin profiliniz aslında koronayı kaptı mı? En çok endişe tabii edeceğimiz. Canım, tabii tabii. Tabii insan profili. Ama ben tuz yemediğim için tansiyonum yükselmiyor, şeker yemediğim için şekerim artmıyor. Ee, yani orada ee, işte glisemik endeks bozulmuyor. Ee, sürekli doğal gıdalarla doğru beslenerek, ee, yani ilaç takviyeleri değil mevsimsel sebze ve meyveyi iyi ve doğru tüketerek siz kendinizi besliyorsanız. Ve tabii tütün, tütün ürünleri kullanmıyorsanız, alkol kullanmıyorsanız bu sizi e, hastalıkla savaşımda başarıya götürüyor. Hı hı. Bütün bunları da ısrarla söyledim. Yok yani sizinkisi hakikaten önemli bir e, tecrübe. E, bu sene e, bir de bu önümüzün kış olmasını evet. ve ikin, birinci dalganın ikin, içinde ikinci piki yaşadığımız bunun bir ikinci dalgası olması ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürsek bu grip zatürre aşılarının yapılması gerektiğini o düşünüyor Oğlum, Ben hemen nota aldım buraya. Bunun çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Benim için çok önemli bir konuyu sordunuz. Yıllardır her grip mevsimi... Siz koruyucu sağlık uzmanısınız. Evet, yani. Bunu sizin her işiniz. mevsim söylediğim tek şey 60 yaş üzeri mutlak surette ve tabii ki çocuklar grip aşısıyla aşılanmalıdır. Bizim elimizde 80 milyonu aşılayacak aşı yok. Ama risk gruplarını mutlaka aşılamamız gerektiğini ısrarla söyledim ama her zaman bize karşı bir şey vardır. Aşı karşıtı bir grup vardır. Evet, i̇şte aşılanmaz. Aşıyla, mik, aşıyla mikrop vücuduma enjekte ediyorlar. Diyenler oluyor ha, bir tabii. de tabii aklı, aklı aklı evvel sürüsü var. Onlar çip el enjekte edecek. Ama hocam işte, milleti çok umurundaydı sana çip takacak. Yani ne yapayım ben sana çip takıp da. burada şunu söylemeye çalışıyoruz. diyor ki ben aşı oldum ama hastalandım. Evet. Aşı olursun ve hastalanabilirsin çünkü e, dünyada şu anda geçen seneye baktığımız zaman onlarca tip grip enfeksiyonu tamam. geçirdik. Biz bunların içinde en çok pik yapanlardan alınan serumları hastalara bakılıyor, en e, pik yapan serumlardan aşılar hazırlanıyor. Dolayısıyla bir yüzde elliye bu sene. E, cevap verebilecek bu aşılar. Yani yüzde elli kılığını kıyafetini değiştirmiş e, grip enfeksiyonuna karşı cevap alınamayacak. Ama ben diyorum ki yüzde elli, yüzde elli de çok önemli. Siz yarı yarıya da olsa mutlaka kendinizi aşılatın. Özellikle ben e, benim gibi yaş grubu yüksek olanlar özellikle bunu yapmalı. Çünkü bizim buna daha fazla ihtiyacımız var. E, biz direnç olarak daha düşüğüz bağışıklığı güçlü tutmak zorundayız. Ama sizin 8 günde bu arada hani böyle olsun. Hocam ama ben aşırı dikkat ediyorum. Herkes Hı. keşke benim gibi davransa. Hı. Yani o zaman sizi kurtaran sizin aslında normal yaşam disiplininiz içerisinde. E, tabii. Bu zaten diyabetle ilgili söylenilen bir laftır. Diabet kendine iyi bakarsa şeker tabii hastası herkesten daha uzun yaşar diye. Doğru Çünkü sağlıklı tabii, tabii. bir e, Tabii. o zaman kalbinizi mesin... koruyorsunuz. O zaman tansiyon dengenizi koruyorsunuz. Ben mesela hemen hissederim biraz heyecanlanayım, biraz işte üzüleyim falan. Tansiyonum fırlıyor. Hemen orada işte limonlu suyumdu, şuydu, buydu dikkat edin. Siz daha böyle zaten e, hani duygusal birisi havası yapıyorsunuz evet. Ben sizi ilk ekrandan gördüğümde beri öyle e, düşünüyorum. Sanıyorum o biraz tarafınız öyle. kuvvetli değil mi? Bir de tutkuyla anlatıyorsunuz, o da o da o da evet. o da güzel. Ee, şimdi e, bir de bu yattığınızda yanınıza tabii siz hekimsiniz, dolayısıyla hekim dostlarınız var falan ama yani bir de bu zor bir süreç. Yani hastalanan tek başına tecrit edildiği için karantinada kalıyor, tecrit ediliyor, hastalanan tek başına geçiriyor bu süreci. Dışarıdakilerin evet. ondan haberi yok, onun dışarıdan haberi yok falan. Bu hakikaten kolay bir e, hiç ve, kolay olmayan ve, bir süreç ve hafife alınacak bir şey değil. Şimdi, hocam ben koruyucu sağlık ve sağlık yönetimi profesörüyüm. Aslında ben tıp doktoru değilim onu da söyleyeyim e, karışıklık olmasın. Söyledi söylemedi diyor insanlar. E, şimdi ben sağlıkçıyım. E, dolayısıyla benim bakış açım şu: e, sağlık sisteminin nasıl işlediği benim için çok önemli. Siz hastanedeki sürecin nasıl işlediğini iyi anlamanız lazım. Neden hastaneye hastaların yanına birinin alınmaması gerektiğini. Mesela bugün yepyeni bir olay yaşıyoruz. Gene e, Sayın Cumhurbaşkanı gene bir e, şey yayınlamak durumunda kalıyor ve işte e, biz kıyafetlerimizde niye sağlıkçılar hastanenin dışına çıkıyor? Niye çıkıyorsunuz canım? Böyle bir şey yok, böyle bir kural yok zaten. Bu kuralı ihlal etmek. Yani biz. Orada niye özel kıyafetler giyiyoruz? Hastayla temas ediyoruz. Bir mikrop bulaşırsa o orada kalsın, tecrit edilsin diye. Niye dışarıdan hastanın yanına ziyaretçi almıyoruz? Ya, e, neyine bu neyine? dışarıdan bir e, ikinci hastalık getirmesi buradaki mikroorganizmaları faktörleri çıkarması. alıp dışarı çıkarması bu kadar basit. Zaten karantina sürecinin esprisi de o. Hastaneler de bu şekilde planlandı. Süreç olduğu gibi bu şekilde yönetildi. Aslında birinci dönemin e, birinci süreci inanılmaz iyi yönetildi. Burada Süreç yönetilemiyor diye bir şey söz konusu değil. Burada insanlarımızın toplumsal olarak umursamazlığının e, öne çıkmasıyla bu pikler artıyor. Yoksa hastanede e, yapılan e, tedaviler, hastanede yapılan uygulamalar, hastanenin stratejilerinde bir değişiklik yok. Burada ara ara kaçaklar var. Tamamen insan faktörüne dayalı şeyler. Peki... Biraz birleştirmek amacıyla soruyorum ama bu korona kapan bir hasta neler yaşıyor yani kendi kişisel deneyiminizden ve gözlemlediklerinizden e, yola çıkarsanız nasıl bir tecrübe o? Şimdi ben açıkçası şöyle düşündüm herkes benim gibi düşünemeyebilir ben ben hayatımı sağlığa adamışım ee, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden çıktım ve temel tıp alanına dönüp tamamen mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, mikoloji, işte iç ortam atmosferinde insan sağlığını etkileyen faktörler ve bunların bulaş yolları üzerinde çok ciddi çalışmalar yaparak bir yere kadar olayları taşıdım ve şu anda e, anlatmak istediğim şey hani o heyecanla anlatıyorsun diyorsunuz ya hocam benim için o çok önemli edinimleri paylaşmak gerekiyor hastane sürecini Herhalde benden başka hiçbir Allah'ın kulu video çekerek anlatmamıştır. Hastane odamı çizip onu gösterdim. Sabah kalkıp ben likopenimi yedim deyip halka duyurdum. Likopeni yemek ne demek? Domatesini kabuğunu soymadan ye. Çünkü onun içindeki likopen senin bağışıklığını destekler dedim. Ben moralimi hiç aşağı indirmedim ve bütün topluma bilgi veren bir hoca olarak döndüm. Dedim ki hastanede olabilirsiniz. Tek inanmanız ve güvenmeniz gereken nokta Türk sağlığıdır, Türk hekimleridir, Türk hemşireleridir. Onlar çok iyi eğitimlidir, bu sistem çok iyi çalışıyor. Siz bunlara inanın, güvenin ve kendinizi teslim edin. Bunu bütün gün ya hiçbir yayını da kaldırmadım, hepsi duruyor, hepsini insanlar izledi. Bu çok önemli bir şey, güvenmek. Yani ben ateşim yükselmedi, benim ee, Normal rutin değerlerimde bir bozukluk olmadı ama hep moralimi yüksek tuttum. Başhekim Bey ziyaretime geldiğimde işte moralim bozulmasın diye söylemiyordu ama hocam hiç iyiye de gitmiyor tablo diyordu. Ben gülüyordum. Ya ne yapalım canım? Yani bize bir vücut verildi. Biz ona bakmakla yükümlüyüz. Biz ona bakalım bakalım nereye gider. Hep böyle davrandım hayatımda. Ama yan odalarımdaki inlemeleri duydum, ağlamaları, bağırmaları, nefes alamayan insanları duydum ve tabii çok üzüldüm. Süreç hiç sevimli ilerlemiyor. Hı hı. Peki yani bunun da altını çizmek lazım ee, sevgili dostlar. Yani dikkat etmiyorsanız sizi bekleyen böyle bir tablo. Bu yani. Sevimli veya işte yani sevimli olduğunu düşünenin olduğunu da düşünmüyorum ama hafife alınacak bir Tablo e, manzara değil. değil bu. Peki hekimlerimize güvenelim ama Türkiye'de malum e, hep bir şüphe toplumu halindeyiz. E, ve bir ciddi bir kesim ki Türk Tabipler Birliği'nin de zaman zaman yaptığı açıklamalar var. E, açıklanan rakamların güvenilirliğine e, çok itimat etmiyorlar veya yapılan uygulamaların e, isabetlerine çok itimat etmiyorlar. Sizce haklılar mı? Şimdi ben orada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sakın politik davrandığımı düşünmeyin. Ee, ben no, e... ben bu programda düşünmüyorum. Sadece <laughs> soruyorum ama izleyici ne <laughs> düşünür onu bilemem. Evet. Size onu garantisi. <laughs> <laughs> <Evet>. Tamam. <laughs> ben şunu söylemek istiyorum. Ben orada çok farklı bir tablo çizdim size. Hocam şunu söyledim. Türk hekimlerine ve Türk sağlığına güvenin hmm. dedim. Benim hekimim, benim hemşirem, benim ATT'm, benim teknik elemanım Avrupa'dakinden, Amerika'dakinden hiç farklı yetiştirilmiyor. Doğru. Tam da tersi. Siz de işin içindesiniz. Bizim hekimimiz, hemşiremiz, uzmanlarımız gece yarına kadar çalışıyor. 3 hasta, 5 hasta bakmaz, 50 hasta bakar. Deneyimi çok daha fazladır, çok daha bilgi sahibidir. Ee, ve bunu da biz dünyaya bu süreçte de ispatladık. Ben rakamların ne kadar, nasıl açıklandığının bilemem ne yapıldığını. Çünkü ben öyle bir heyetin içinde değilim. Ee, birileri o heyetin içindedir ya da o bilgiler onlara geliyordur. Ama ben şunu söylüyorum ısrarla. Zaten bilgiler 10 gün geriden geliyor. Bu bilgiler e, yapılmış olan 6 milyon testin üstünden geliyor. 80 milyonuz. Yani geri kalan 74 milyon insanın sonuçları diye bir şey yok ortada. Dolayısıyla siz sadece bu rakamlar üstünden, hepimiz bu rakamlar üstünden konuşuyoruz. İstatistik başlı başına bir bilimdir. O size sadece evrenden çekilmiş bir örnekleme olarak bilgi verir. Peki vefat sayılarının mesela gerçeği yansıtmama Hocam, ihtimali var mı sizde? O, orada da şu... orada da çünkü ortalama vefat sayısı... Işte Türkiye'de her ay ortalama 35 bin gibi bir insan e, vefat ediyor. İşte o rakam buyken bugün şu vesaire diye bir takım böyle... E, Yöntemler var tümden gelerek Hocam Bilim apayrı bir şey Yani e, siz bu boyuttan bakar Başka bir sonuca varırsınız Öbür arkadaşım oturur Başka bir boyuttan Ama bir gerçek bakar yok mu? Ha, Ortadaki gerçek şu Ölen sayısı e, 40 bindir 30 bindir ayda Ama bunun kaçı gerçekten koronadan öldü Ne benim ne sizin bilme Lüksünüz var neden Çünkü hastaneye yatmadıysa ve hastamızı kaybettikse e, zatüre olarak gözüktü ve hastayı e, ikinci bir başka nedenden kaybettikse e, testleri pozitif çıkmadı ama e, hastalık belirtileri e, farklı ama seyrediyorsa Ama şey uzun mudur mesela korona var kişide ama yani e, çoklu organ yetmezliğinden öyle ama korona tetikledi bunları. Ama Onu korona yazmak gerekmez mi? Ama korona testi yoksa. Pozitif çıkmadıysa hocam, hı hı. yani varsayımdan hareket etmek olmuyor. Hı hı. Biraz sıkıntı orada oluyor. O, o rakamsal değerlerde biraz dünya çapında böyle bir sıkıntı bu yaşıyor. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Ha, bütün dünya çapında de bu. De Herkes de de böyle. bunu söylüyor. Ne Amerika bunu. Hocam böyle bir e, istatistiki değerlendirme yapılabilecek düzeyde veri tabanı elde edememek. Hı hı. Biraz da o yani ölenlerin e, çoklu organ yetmezliğinden mi kalp durmasından mı solunum yetmezliğinden mi hepsi kayıtta. E, onları bütüncül olarak baktığımızda hastaneye girdi, çıktı, evinde 10 gün sonra vefat etti. Koronadan diye yazamazsınız. Şu olabilir mi? Ee, yani birisi bunlar da çünkü sosyal medyada orada burada dillendiriliyor. Uzmanını bulmuşken sormak lazım. Şu olamaz mı? Yani birisi e, bir hasta vefat eder. E, koronaya ilişkin e, bir, bir inanılır düzeyde şüphe vardır. E, bunu istatistiğe dahil etmeyelim diye ona e, postmortem bir e, ölümden sonra bir evet. e, test yapılmayabilir mi? Böyle bir şey yani bu mümkün mü? Bunu yaparsan çünkü bu sefer o hastanın yaygınlaştırma matrisini de çıkarmana yok. Ulaşmak. Hocam yani bu kadar zengin miyiz? Bu kadar testleri yapabilecek kadar yani sağlıkta acil yapılması gerekenler varken kaybedilen hastanın kaybediliş nedenlerini eğer ki bir e, arkada adli bir e, tıbbı gerektirecek olay yoksa bu tip testlere geçilmiyor. Biliyorsunuz hmm. ailenin şikayetçi olması gerekiyor. Yani sorgulanmasını ya da e, bir... E, Haddi tıp şeyini istemesi, raporun istemesi gerekiyor. Bu da yapılmıyor zaten. Korona da yapılmıyor. Ee, bunun üzerine şunu söyleyeceğim. İyi Parti'nin Milli Güvenlik Politikaları Başkanı e, Aytun Çıray e, eskinin de Sağlık Bakanlığı, üst düzey bürokratı müsteşar. 25 Ağustos 2020'de Malatya'da 28 ölüm vakası varken aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir diye bir yorum yaptı. Tabii siz de ben de Malatya'yı doğrusu gidip kontrol etmedik. Açıklanan rakamların şeffaf olduğuna e, bir hekim olarak inanıyorsunuz siz o zaman demin söylediklerim. Ben e, inanıyorum ya da inanmıyorum demedim hocam. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'na bakın ben e, Sağlık Bakanlığı'nda sistemler kurulurken 2002-2005 yılları arasında orada... E, danışmanlık hizmetlerimin olduğu o süreçte sistem kurulurken biz şunu yapmaya çalışıyorduk. Periferden merkeze gelen bilgi bizim için önemli. Sizin buyurduğunuz gibi ben Malatya'da gel reel olarak ne olduğunu bilebilmem için Malatya'daki veri tabanının Ankara'ya işlenmesi lazım merkeze. Yani aynı gün eğer bu sonuç Ankara'ya 10 gün sonra 5 gün sonra gidiyorsa bu sonuç 10 gün sonra orada çıkar anında sistem merkeze hmm. düşüyorsa gününde görürsünüz evet. Yani bu, bunlarda işin bir başka boyutu Belki de Sayın Çıray'ın bunu da izah etmesi gerekir Tabii Çünkü ki bu, bu konuyu yakından da bilen e, ya mutlaka birisi. bilmez olurlar mı ya hocam yani ama günü gününe hepsinin aynı yerde toplanıp toplanmadığını tartışmak lazım Bir de nasıl değerlendirildiği raporların nasıl gittiğini de görmemiz lazım Peki bu ee, bu noktada bir soru daha soracağım Sonra bir kısa reklam arasına gideceğiz ee, Şimdi çok dikkat çekici bir şey var şimdi Mayıs ayında Sokaklar bomboştu Mayıs başında Ama daha fazla vaka vardı Şimdi ortalık Kızılca kıyamet insan kaynıyor O kadar vaka yok Bu normal mi? Hocam yaz bizi kandırmasın ...şöyle bir Hakikaten ısıdan var. etkileniyor mu yani? Ee, şöyle e, etkilenebilir. Yani bunda net söylemem. E, söyleyemem. E, onu söyleyeyim. Şimdi e, normalde bir kapalı alanda değiliz. Dış alana çok çıktık. Dış alanda... E, ...ağzımızdan çıkan partiküller... E, ...maskeden de az geçtiğini düşünürsek... ...havada asılı kalma süresi çok az. Güneş ışınlarıyla derhal kuruyor ve düşüyor. E, kışın... Daha nemli bir ortam var ve daha evlere kapalıydık ve birbirimizi çok fazla görmüyorduk ve olgular yeni yayılmıştı. Ee, virüsün nasıl evrildiğini, nasıl bir evrim geçirdiğini de henüz bilmiyoruz. Bir de onu öğreneceğiz. Daha senesini doldurmamış bir e, olgu silsilesi içinde çok varsayımsal konuşmanın da esprisi yok. Yani bilimde, özellikle tıpta, medikal alanda en az bir iki yıl veriyi toplamalıyız ki onun sonuçları doğrultusunda nasıl bir yol haritası çizeceğimizi belirleyelim. Henüz öyle bir e, elimizde harita belirleyemedik. Daha hmm. altı ayını yani yarı bir dönem gördük. Bir e, ilk Son şeyde kıştan ilkbahara ilkbahardan Yaza geçişi gördük Sonbaharı ve kışın bize ne getireceğini Daha göreceğiz Önümüzde yeni bir 6 ay var Ve bunu hiç devirmedik henüz Gribi konuşurken Çok rahat konuşuyoruz Daha fazla insan kaybediyoruz Her sene daha fazla insan kaybediyoruz Orada ama böyle bir korku Yaşamıyoruz nedense Çünkü oradaki yayılma hızı daha farklı Tedbirlerinizi alırsanız Grip olma şansı daha düşük ...dikkatsizlik orada daha fazla hastalığı getiriyor. Ve orada da çok net biliyoruz ki gene 60 yaş üzeri kayıplar çok yüksek. Hı hı. Burada bütün popülasyona yayıldı. Bir Türkiye, de iklim de fark etmiyor Türkiye, burada hocam. E, evet e, bu, bu da önemli. E, siz diyorsunuz ki yani bu sıcaktan kavrulduğu için falan bir zaman öyle umuluyordu değil ama. Hacı Meksika'da a, çatır çatır evet. Brezilya'da insanları kaybetti. ama kaybettiler. ama e, bu yaz ayının ve e, güneş ışığının varlığının e, bir e, şeyi var. Güneş giren eve doktor girmez Hı -hı. E, demişler. Fakat bu söylediğiniz bende şimdi başka bir e, soruyu da e, tetikledi. Döner dönmez de onu soracağım. Kıymetli izleyiciler, e, kısa bir reklam aramız var. Sonra döneceğiz ve e, biz sohbetimize Oğuz Özleralı Profesör Doktor Oğuz Özeral'la devam edeceğiz. Kıymetli TV yüz izleyicileri yüz yüze devam ediyor Profesör Doktor Oğuz Özyaral'la başımızdan gitmek bilmeyen ve galiba biraz da onunla yaşamaya Kesin surette adapte olmamız, e, alışmamız değil ama e, uyum sağlamamız gereken korona illetini e, konuşuyoruz. E, siz en son bu mevsimleri yaşamadık ki biz daha bilmiyoruz evet. e, dediniz. E, dünyada peki e, baktığımızda artık şimdi Kuzey Yarım ülkeyle, Güney Yarım ikisinde de var bakkalar. E, dünyada bir ülke var mı birinci dalgayı atlatıp ikinciye geçmiş olan? Dünyada öyle bir şey söyleyemeyiz dünyada bütüncül olarak yani bütün dünyanın tamamında birinci dalga bitmeliydi. Ben de bitti sen de başladı diye olmaz bir şey olmaz böyle öyle bir şey. şey olamaz. Pandemi bir süreçtir. Orada dalga tamamen yere vurur yani minimalize olur belki kaybolmaz. O zaman bizim de bu bakımdan evet. çok böyle üzerinde duracağımız bu en azından bu cümleden hareketle üzerinde duracağımız bir konuda yok yani biz de birinciyi bitiremedik ama biz de belki yalnız birinci dalganın ikinci piki hızlı çıkıyor diye Bütün bir şey Bütün dünyada öyle bir şey var. Yani İspanya'da, Fransa'da ve İspanya, Fransa ve İtalya birbirinin komşusu üç ülke kapılarını kapadı birbirine. Kuzenlerim orada uçuşları yapamadı, inilemedi, gidilemedi, geçiş yapılamadı. Çünkü hepsi aynı korku yaşıyor. Bir anda birinden birine hastalığın taşınmasından çekiniyor insanlar. Kapıları kapattılar. Belki çok konuşmuyoruz bunları ama yani Akdeniz kuşağında böyle bir sıkıntı var. İtalya'da e, mesela alınan kararlara dikkat ederseniz saat 5'ten sonra kesinlikle ve kesinlikle maskesiz sokağa çıkamıyorsunuz. Çünkü onlar daha çok kafelere gidiyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar falan. Dış alanda sosyalleştikleri için zorunlu. O saatlerin dışında mesela biraz daha esnek davranılıyor. Ama yani ben bugün Taksim'deydim, sokakta insanların yarısında maske var, yarısında yok zaten. E, peki siz geçirdiğiniz hastalığı, e, malum konuştuk bunu, e, dolayısıyla sizin vücudunuzun bir antikor üretmiş olması lazım. Şimdi benim gördüğüm yayınlar gene şunu söylüyorlar, o yani basında da var aynı bilgi, ila bilimsel şeylere de bakmaya gerek yok. Ama e, antikor seviyesinin vücutta bir hasta... Talığın geçirildiği ağırlığa göre arttı veya azaldı. Yani. Hafif geçirdiyseniz o kadar fazla antikorunuz olmuyor. İki e, yanılıyorsam beni lütfen düzeltin. Üç ay gibi bir zaman dilimi içerisinde de vücuttaki antikor seviyesinin anlamlı bir biçimde e, düştüğü söyleniyor. Yani siz oldunuz bir daha olmayacaksınız diye. bir. Öyle bir garanti yok. Viral enfeksiyonlarda zaten onu çok zor görürsünüz. Gripte mesela hiç öyle bir şey görmüyoruz. Bu sene Tabii oluyorsun. Seneye tekrar tekrar oluruz. oluyorsun. Ha, bunu ısrarla üstüne basarak altını çizerek söyleyeceğim. Biz koronayla yeni tanışıyoruz. Hı hı. Çok net. Yani SARS'la tanıştık. Bitti gitti. MERS'le tanıştık. Bitti gitti. Bitti ve gitti. Ba bir anda yok oldular dünya üstünde. Ee, ye yeniden gelirler mi? Gelirlerse nasıl gelirler bilmiyoruz. Çünkü o da saklı bir durum. Bu ee, ailenin bu ferdiyle bu kuzenle yeni tanıştık ve hala tanışmaya devam ediyoruz. Ne yapacak? Kime ne yapıyor? Genç kuşakta yok dendi. Hop birden gençlerin taşıyıcı olduğu görüldü. Sonra akabinde yaz dönemine geçtiğinde gençlerin de hastalanıp Kaybedilebildiği görüldü. Yani dolayısıyla böyle aman onda olmuyor, bunda oluyor, şunda şu kadar oluyor falan. Bunları hepsini unutalım. Sadece korunma yöntemlerini dikkate almaya çalışalım. En önemlisi bu. Hı hı. Ben de olmaz, sen de olur. Ben geçirdim, bir daha geçirmem diye bir şey olamaz. Dolayısıyla. Yaşımız da ileri olduğu için ben ısrarla daha dikkatli olmaya çalışıyorum bu konuda. Siz baktırıyor musunuz antikor seviyesini? Ben bu ay baktırmam gerekiyor. Bu ay baktırmanız evet. gerekiyor. Peki e, ama yani olduktan sonra ne kadarlık bir süre e, güvende hissedebilir kişiler kendileri Va var mı? Onun da bir garantisi yok. Demin siz de ifade ettiniz. Yani geçirmiş olduğunuz hastalığın sizdeki yükünün, Karşılığında antikor oluşuyor. Benim vücudumda ne kadar mikroorganizma vardı, ne gibi bir hastalık profili yarattı, bağışıklığım ona ne kadar kendisi karşı koydu, dışarıdan alınan ilaçlarla karşı koyma sonucunda nasıl bir antikor silsilesi oluştu ve o orada ne kadar dayanıklı kalacak belki çok uzun süre kalacak. belki dediğiniz gibi 3 ay sonra tamamen kaybolacak. Onun için baktırmak Hı. gerekiyor. Peki Türkiye'de bir de şöyle bir vaziyet var. Onun da bir tartışması yapılmalı diye düşünüyorum. Şimdi dünyada belli ölüm oranları var. İnsanlar maalesef kaybediliyorlar ve vesaire. ama orada baktığınız zaman nüfusun geneli ya içeride ya dışarıda yani mesela Amerika'da herkes dışarıda olabiliyor ve ee, İtalya'da bir yere işte belli bölgelerde kimseyi dışarıya bırakmıyorlardı falan. Türkiye'de ise sürecin başından beri biz 65 yaş üstü insanlarımızı içeride tuttuk. E, i̇çeride tuttuk. Şimdi bunun onların üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri var. Evet. Belki onları koruduk ama e, yani mesela evet, ben evet. teyzeme izah edemiyorum çok net yani. Biz mi bulaştırıyoruz ya diyor hala yok ee, yani öyle değil. E, ama e, kırıldılar da yani. Tabii. E, fakat öte taraftan da şöyle bir şey var. Sizde bu yönde bir istatistik var mı e, bağlamında e, soruyorum bunu. Bizde 65 yaş üstündekiler içeride idi. Dolayısıyla onlara daha az bulaşmış olmalı. Bizde ölümlerde daha genç bir kitle var gibi gözüküyor. Çok net bir bilgi yok elimde. 65 yaş üzerine bulaştığında sağaltım alan nüfus da var. Yani 80-85 yaşında olup hastaneden dipdiri çıkanlar da oldu. O tabii gene kişinin beslenme şekli, yaşam kalitesiyle ilgili bir şeydi. Geride yatan hastalığına dayalı, kendine ne kadar dikkatli baktığıyla alakalıydı. Hocam tekrar aynı şeyi sayacağım. Bütün bunların dünya çapında... Net kelimelerle ifade edilmesi en az iki yıl ister. İlacın bulunması, ilacın yayılması dünyaya, daha doğrusu bir aşı, bir ilaç, bütün bunların hepsi biz net bizdeki sonuçlarının en olumlu dediğimiz noktası için net iki yıla ihtiyaç. Şimdi sizi siyaset yapmak yani politik bir cevap vermek zorunda bırakmak da istemiyorum ama soruyu da sormasam bu sefer ben gece ben gece uyuyamayacağım dolayısıyla evet, ben kendimi tercih edeceğim izninizle şimdi Kasım 2020'de hayal edelim kendimizi bizim işimiz biraz da o değil mi Kasım 2020'de hayal edelim kendimizi. Kasım 2020'den geriye baktığınızda tüm bu yıllara sari uzmanlığınızla şu cümlelerden hangisini kuracağınızı düşünürsünüz? A) Ya hakikaten çok iyi idare ettik bunu bütün dünya bize hayran sıyırdık yani. Sonra B) Maalesef bu iş iyi idare edilemedi. C) Ya daha kötüsü gelmek üzere. Veya Nokta 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 sizin dolduracağınız başka bir cevap. Hocam e, ben açık ve net şunu söyleyeceğim. Hiç siyasi davranmayacağım. E, Türkiye ilk günden itibaren e, bu bayram süreçlerine kadar sağlık adına bakın sağlık adına tekrar altını çizerek söylüyorum. Diğer alanları hiç konuşmuyorum. Sistemi dünyada en iyi yöneten ülkedir. Hı hı. Onun dışında bayrama to, kadar bayrama diyor. kadar ben bu çok açık ve net söylüyorum ve sağlık sağlığı bugün dahil aynı şeyi söylüyorum. Siz bugün hastaneye gidin gene aynı kalitede aynı hizmeti alırsınız. Sağlık hizmeti bakımından. Sağlık hizmetinde istisnasız bunu söylüyorum. Sürecin bütüncül yönetmesi yönetilmesine gelince dünyada gevşeme var. Ben Türkiye'yi e, bu hiç politik konuşmuyorum. Gene ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Çünkü herkes Kuzey Yarımküre'de yaz e, o dalgasına girdi. Almanya'sı da geldi, Fransa'sı da geldi. Herkes Türkiye daha iyi bu süreci yönetti diye geldi gitti. Herkes bir ülkesine dönsün. Ne olacak o zaman göreceğiz. Ben bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani burada hiç, hiç işi... yollamadılar. Şey yani evet gelenler zaten e, şeyler bizim kendi vatandaşlarımız gitti geldi. Şimdi burada e, sağlığı yönetmek ayrı bir şey, insanları yönetmek ayrı bir şey. Bunu ben ikiye ayırmak istiyorum. Ben insanı yönetemem, ben politikacı değilim. O tamamen e, devlet politikalarıyla yapılacak işler. O noktada benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben sağlıkta bugün hastanelerimizin dolmayacağını iddia ediyorum. Çünkü süreci ee, ve sistemi çok iyi yönettiklerini biliyorum, biliyorum çünkü işin içindeyim. Ee, İstanbul'da yapılan hastanelerin kapasitelerini biliyorum ve gerektiğinde hiç açılmamış klinikleriyle duran e, büyük şehir hastaneleri var. Dolayısıyla kimse o konuda tereddütte olmasın, ama bu şunu getirmesin, aman işte eninde sonunda bize bakacak Türkiye, böyle bir şey yok. Ya da aman eninde sonunda hastalanacağız nasılsa. Bu da yok. Yani bakın sistem her şekilde Altyapısıyla kaldırabilecek Bir yapıya sahip Ben hastanede yattığım için biliyorum Ben bu Bakırköy bölgesini Çok net biliyorum e, Hocalarımın orada nasıl emekler Harcadığını e, Vakaların nasıl değerlendirildiğini e, Ne gibi tedbirler Alındığını yani Bu bölgeyi çok iyi bilebiliyorum Çünkü işin içindeyim A, Kalkıp Türkiye'nin geneline gidip de işte Doğu'da ne yapıyorlar, Karadeniz'de ne yapıyorlar diye ahkam kesemem oralara gidip görmüyorum ama şundan eminim ki süreç sağlık adına düzgün yönetiliyor. Evet yorgunluk olmuştur, evet insanlar sıkılmıştır, hastalar ayrı yorulmuştur, sağlık çalışanı ayrı yorulmuştur. Siz ama bugün normalde hastaneye gittiğinizde tüm sağlık hizmetini alabiliyorsunuz. Buna şükretmek gerekiyor çünkü. Böyle bir pandemi sürecinde bu e, diğer mesela bir fizik tedavi ne bileyim bir kadın doğum hizmetleri, bir ameliyat hizmetleri yapılamıyordu. Hı hı. Şimdi bunların hepsinin yapıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sistemin iyi çalıştığının sonucudur bunlar. Sistemi yönetemezseniz bu hastaları içeri alamazsınız. Peki e, bu olumlu bir not. Ee, onun da öyle olmaya devam etmesini umut ediyoruz. Ee, fakat bir taraftan da demin söylediğiniz bu sağlık çalışanlarının haklı bir yorulmuşlukları da mevcut. Ama fedakarca çalışmaya devam ediyorlar, onu da görüyoruz. Ee, Bizde salgın başladığında değil mi balkonlara çıkıp alkışlıyorduk sağlık çalışanlarını. Şimdi bu yazla beraber kendimizi bağladığımız eller havaya modu diyeyim ben ona <laughs> moduna bakınca sağlık çalışanları ne düşünüyorlar yani üzülüyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Hocam üzülmez olur mu yani bayramın son gününde bir maalesef bir sıkıntılı bir şeyim oldu bir olgu yaşadım hastaneye gitmek zorunda kaldım acile ve bir dört günlük yatışım var e, o süreçte. Yani o, ne olduğunu anlamak için ister istemez ikinci bir yatışla e, sürecin ne kadar düzgün yürütüldüğünü gördüm ve tabii ki... O korona değil. E, hiç koronayla alakası yok. Bir e, e, beyinle ilgili bir nörolojik bir sıkıntıydı. E, işte onu çözmeye çalıştılar falan hocalarım. E, şimdi Maalesef yaşıyoruz, yaş ilerledikçe bir sürü sorunlar beklesek de beklemesek de geliyor başımıza. Ben şunu gördüm orada, hiçbir sağlık çalışanı arkadaşım şunu istemez. Hastaneler yeniden dolsun, hocam klinikleri boşalttık, tek katı tutuyoruz. Bu ne kadar önemli bir şey. Sayılar yükselmiş olabilir ama ayaktan tedavi süreçleri daha rahatladı, hastanede yatma süreçleri azaldı kayıpların en büyük nedenlerinin arasında kişilerin kendilerini saklamaları geliyor. Hocam bunu tartışmak zorundayız. Yani hı hı. adam söylemiyor. Aman söylersem işten atılırım. Kadın söylemiyor. Aman söylemezsem işte kızımın nikahına gelmezler falan. Bunları ben söylemiyorum. Bunları ekranda yo, yo, haberlerde zaman, söyleniyor. Zaman geçiyor ve zaman, ge zaman e, 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 yakalanılırsa Allah evlerden uzak tutsun ama İlk yapmanız gereken şey anında. derhal anında sağlık sistemiyle temas kurmak. Ee, uzun uzadıya kendi kendinize bu virüsü vücudunuzda ta taşırsanız geri dönüşü çok zor evet. oluyor e, kıymetli izleyiciler. Ama bunu da kulağımıza küpe yapalım. Hocam ben bir kısa reklam arası daha vereceğim sonra tekrar devam edeceğiz. Ee, sevgili izleyiciler biz buradayız siz de burada kalın. Koruyucu hekimlik işte o. Sevgili izleyiciler, <laughs> e, biz bir arada sohbete devam ediyoruz e, Oğuz Hoca'yla beraber. E, şimdi konuştuklarımızın bir kısmını sizinle paylaşayım. E, ya da bir soru formatında Oğuz Hoca'ya sorayım, o cevap versin. Şimdi bir tarafta şöyle bir manzara var hocam. İçişleri Bakanlığı 81 e, ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında... ...değerlendirmeyi yapıyor. 14 ile genelge gönderiyor. Düğün, nişan, sünnet düğünleri kısıtlanıyor. Bir saatte tamamlansın diye bir zaman sınırlaması geliyor. Toplu yemek yenmemesine, oyun ve dans edilmemesine, oyun oynanmamasına... ...65 yaş üstünün de bu kısıtlı etkinliklere dahi katılmamasına karar veriyor. Bu bir taraftaki manzara. Öbür tarafta futbol maçlarını seyirci alınarak... ...devam edileceği söyleniyor. 30 Ağustos... E, ...efendim... ...görkemine uygun kutlanılacak dedi. Tabii ki 30 Ağustos'un... ...görkemiyle ilgili kimsenin bir sıkıntısı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, e, ...kurtuluş savaşının... ...taçlanmasını sağlayan zaferidir. E, dolayısıyla öyle. Ama bir taraftan da Malazgirt zaferi anlıyor. Ayasofya'da binlerce kişi namaz kılıyor. E, futbol maçı yapacağız. Yani... Ne yapıyoruz biz sahi? Yani hangi oyun? Bu biraz şey gibi böyle sağdan içeri giriyorsun tamam tenis maçı verdi voleybol çıkıyor oyun. Evet <laughs> e, Evet. aynı şeyi biz de evde kendi kendimize soruyoruz. Ben bunlara e, yanıt bulamıyorum çok kolay değil yani işin tabi hep e, şu boyutuyla bakmak zorundayım koruyucu sağlık e, boyutuyla bakmak zorundayım e, insanın olduğu her yerde risk vardır. Ama her her şekilde vardır. Bu e, hastalıklar açısından da vardır. Bu korona olsa da vardır, olmasa da vardır. E, gizli bir enfeksiyonun yani siz metroda giderken de normal e, eski yaşantınızı düşünseniz de bir enfeksiyon alabilirsiniz. Ben her zaman onu söylemişimdir. Grip işte nezle mevsimleri geldiğinde bu tip üst solunum yollarına ait enfeksiyonları çok rahat alabiliyorduk. Öksürmeyle, hapşırmayla kapalı bir alanda, bir dershanede bir alanda sürekli kaldığınızda siz ne yaparsanız yapın o enfeksiyonda nefes taş oluyorsunuz. Ben öyle söylüyorum. Birbirinin nefesini tekrar tekrar teneffüs ediyorsunuz. Şimdi futbol maçında konserde söyleniyor ben bir türlü algılayamıyorum. Konsere geleceğim bir işte e, oturulacak bir boş bırakılacak. Ya niye gidiyorum ki konsere o zaman ben? Ben yanımda eşimle dostumla arkadaşımla oturup eğlenemiyorsam e ee, kol kola giremiyorsam orada birbirimize sarılıp hoplayıp zıplamıyorsak o konserde yani bir pop konserinde benim ne işim var diye Hı -hı. düşünüyorum. Ee, yani bir e, tamam belki klasik müzik dinlerken biraz daha şey ama ya bir anlamı anlamı olmuyor yapılan şeyler. Futbol maçında hiç gördünüz mü hocam insanlar böyle e, şişe gibi dizilecek orada oturacak maçı seyredecek ya millet birbirinin üstünde hoplayıp zıplıyor, holiganlar falan. Yani olmayacak şeye amin demek gibi biz bir şey de, oluyor. Biz bizde e, hiç öngöremiyorum ama tabii e, bu sefer de futbol endüstrisi, futbol ekonomisi e, meselesi devreye giriyor. Peki hocam, e, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dedi ki 31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açacağız. 21 Eylül Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlanmasına karar verdik diye bir açıklama yaptı. E, siz gerçek Gerçekten okulların açılacağını düşünüyor musunuz bir akademisyen olarak, bir hekim olarak e, ya da bir sağlık profesyoneli olarak? E, bir aylık erteleme yeterli bir erteleme mi? 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitimi açılması kararını neye göre alacak bilim kurulu? Herhalde rakamlara falan bakacaklar. E, bir ay içinde neler değişecek? Vaka sayılarında düşüş sağlanacağını garantisi var mı? Falan gibi böyle deli sorular kafada. Aslında gene zor sorulardan bir tanesi hocam. Çok çalışıyoruz bunların üzerine. Siz de çalışıyorsunuz. Bizler süreci geçen kış üniversitelerimizin adına COVID sürecinde bir sürü önlem alarak, bir sürü çalışma yaparak yürütmeye çalıştık. Ama üniversite öğrencisi daha bilinçli, daha farkındalığı olan bir kitleden söz ediyoruz. Liseye geldikçe e, adolesan dönemin sonu, ortaokula gelince adolesanın ortası, ilkokula gidince çocukluk dönemi, anaokulu minicik anne kucağı çocukları. Siz e, çalışan bir annenin e, çocuğunu bırakması gerekiyor okula. E, okulları eve taşırsak ben oradan da başlayıp öbür tarafa dönmek istiyorum. Eve taşırsak nasıl bir eğitim, öğretim olacak? Evde e, pedagojik nosyonu, böyle bir yapısı olan kaç aile olabilir? Aileler çocuklarını, yani bakın siz televizyonda bir program izlerken kaç dakika sabit kalabilirsiniz ya da kaç dakika tahammül edebilirsiniz? Bir program eğer ilginizi çekiyorsa 3 saatte dinlersiniz. Hı -hı. Ama 45 dakika maksimum seviyedir sevgili hocam. Hı hı. Yani bir öğrenciden 30 35 dakika tabletinin başında ya da bilgisayarının başında olup kendi kendine bunu yönetmesini beklemenin ne kadar zor olduğunu düşünelim ve bu eğitimden ne kadar dünya insanı başarı elde eder bunu da tartışalım. Üniversiteyi dışarıda bırakarak konuşuyorum. Üniversitedeki genç hedefini belirlemiş, ne yapmak istediğini biliyor. Bir meslek adına uğraşıyor. Ama diğerleri onlar henüz bilgi edinip kendilerini tanımlama sürecinde evde bu işi nasıl yapacak? Evet aşık, hiçbiriniz gelmeyin okula dedik. O ilkokul biri nasıl öğreteceğiz? Kalem tutmayı nasıl öğreteceğiz? E, okumayı nasıl öğreteceğiz? Yani hepsinin bir tekniği bulunur illaki. Ama nasıl yapacağız? Buna dünya ne kadar hazır? Varsay ki açtık. Ya bugün bugün e, bu konuda açıklanmış bir rapor e, var. E, UNICEF tarafından hazırlanmış. Dünyadaki e, o öğrenci o kitlesinin e, yaklaşık yüzde %33 33-34'ünün hiçbir surette uzaktan eğitime e, çıkışı yok ve e, eğitilemeyecekler bu insanlar. Bunlar tabii yani İskandinav ülkelerinde yaşayan çocuklar değiller aslında. O eğitim en çok muhtaç olan e, ülkelerin çocukları bunlar. E, maalesef tabii o kötü. Türkiye'de uzaktan eğitim konusunda e, daha sağlam bir altyapı var ama onun da işte fiber optik kablo sorunu var. İşte onun eee kendine Erişilebilirliği göre, var, erişilebilirlik suvar, suvar, sorunları var falan falan ama e, neticede biz onlarla kıyaslandığı zaman çılgın e, şanslıyız e, gibi duruyor. Peki hocam aşı çalışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani biz şu aşıyı bazen böyle hani haftaya çıkar mı acaba diye böyle bir şey beklenti içinde bekliyor gibiyiz. Ama ciddi uzmanlar 2 sene, 3 sene, 4 sene falan diyorlar. Hocam, Hadi moraller bozuluyor. Ya hiç kimse moralini bozmasın. Dünyada bir aşı çıkması fazlar ele alındığında işte 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şimdi burada ortada zaten bir hastalık var faktör belli. Ee, virüsün bütün özellikleri tanımlandı, şudur budur. Ancak siz bir ilacı e, birinci ve ikinci fazlarını oluşturduğunuzu düşünseniz ve sabah akşam bunu çalıştığınızı varsayacak olursak bir altı ayınızı alır. Altı ayda ben aşı buldum diyebilmesi için bir e, sağlık grubunun mutlak surette bu e, enfeksiyonun nedenlerini yani faktörünü tanıması gerekirdi. Demek ki daha önceden biliyordu ki. Oturdu aşıyı hazırladı derim. Yani, yani o zaman bütün komple teorileri aklınızda. O derim. zaman o çıkar yani ortaya. 6 ayda ne yapıyorsunuz? 3. ve 4. fazlar var. Yani insan üstündeki deneyimleriniz var. 10 de denedim. Bu şey değil. Televizyon programı değil. Sokaktan 10 kişiye geçiyordu. Sordum o dedi sen ne diyorsun falan. Böyle bir şey yok ortada. Yani burada ne yapılması gerekiyor? Demin sizin ilk programa başladığınızda ...ifade buyurduğunuz gibi... ...yani e, belli bir hedef kitlede... ...ve farklı yerlerdeki... ...hedef kitlelerde denenmiş olması lazım... ...sadece Türkiye'de... ...5 kişiye 10 kişiye değil... ...her ülkenin içinde... ...çünkü biz bunun... E, ...genetik yapıya dayalı bir... ...değişkenlik geçirip geçirmediğini bilmiyoruz... ...kadın erkek faktöründe... ...bu e, oluşturulacak aşının... ...etkisini bilmiyoruz... ...geride yatan hastalıkların bu aşılamayla nasıl etkilenip etkilenmeyeceğini bilmiyoruz. Aşının yan faktörlerinin olumlu ya da olumsuz etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Koca bir boşlukta bir tünelde ilerliyoruz ve çok çalışan var. Bu konuda yüzlerce araştırma yapılıyor. İlla ki birisi mutlaka başarıyı elde edecek. Ama her ülke her zaman olduğu gibi işte ilk ben çıktım ben buldum demek için çaba sarf ediyor. işte. Yeni daha Amerika bir şey söyledi, Rusya bir şey söyledi. Onlar kendi aralarında farklı savaşıyorlar. Burada tabii savaşı birisi kazanacak, aşığı gerçekten doğru ve ilk bulan e, e, parayı alacak. Yani hı hı. dünya ekonomisinde de böyle bir e, dalgalanma var. Bu da sağlık üstünde en güzel para kazanma yolu. Korona e, sizce nasıl bir hastalık? Yani Önce bir üst solunum yolu hastalığı yani griple akraba zaten kıyaslamalar da öyle geldi. Sonra şimdi bakıyorum tıp camiasında onun öyle olmadığı yönünde ciddi argümanlar var. Yani işte mikrovasküler bir aslında hastalık olduğu o yüzden geçirildikten sonra vücudun eğer ağır geçirirseniz belli noktalarında bir takım kalıcı et, olabilecek etkiler yarattığı yönünde şeyler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok, çok, siz şu anda çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunu tıp camiası niye söylüyor? Çünkü 6 ay evvel elinde vaka sayısı inanılmaz sınırlıydı. Çin'den gelen 3-5 bilgiyle konuşuyorduk. Bir anda İtalya pik yaptı. İspanya, Türkiye, İran derken ülkelerden farklı veriler geldi. Avrupa'nın dört bir tarafından. Bu veriler doğrultusunda biz algılıyoruz. Hastalık nasıl seyrediyor? Ee, bu viral partikül hücrelerde nasıl deformasyonlar yaratıyor? Şunu herkesin bilmesi gereken önemli bir şey. Bu bir protein. Bu protein vücuda girdiği zaman bu yabancı protein, bu e, bizim hücrelerimizin içinde e, oraya girip orada entegre olup çoğalmaya başlayıp benim hücremin içinde bir diğer hücreye zıplarken verdiği hasarın bana verdiği hasarla bir başka kişiye vereceği hasarın aynı olması beklenemez. Dolayısıyla bende yaşa, cinsiyete, hormon dengesine, beslenme şeklime, geride yatan hastalıklara göre oluşturacağı hastalık tablosuyla geride bırakacağı ağrazlar aynı olamaz. Şimdi mesela ne öğrenmeye başladık? Hekimlere yani klinisyenlerin bize söylediği işte tansiyon problemleri olabilir, ee, üst solunum yollarında bir takım problemler bırakabilir, ağır azar böyle bırakabilir. Kalpte ya da beyinde e, nörolojik ne, açıdan bir takım e, noktaları teklifleyip başka hastalıkların ortaya çıkış faktörü olabilir. Belki de kanser tetikler. Hiç bilebilir miyiz? Bilmeyiz. Ama şunu biliriz ki kanseri viral enfeksiyonlar tetikler. Tıp bunu bilir. Ama e, korona bunu tetikler mi? Ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bir buçuk iki sene sonra öğreniriz. Vakalarla öğreniriz. Peki e, Profesör Doktor Oğuz Özyal, koruyucu sağlık uzmanı ve Rumeli Üniversitesi rektör yardımcısı bugün konuğumdu. Oğuz Hocam size çok teşekkür ediyorum hakikaten o heyecanla, tutkuyla, zarafetle bize daha maalesef uzun zaman galiba konuşmaya devam edeceğimiz COVID-19 meselesinin bugün geldiği safhayı ve bu safhanın değişik yüzlerini. Anlattınız, ee, sorularıma sabırla cevap verdiniz. Estağfurullah. Şeref Siyaset yaptım Estağfurullah. <laughs> Siyaset yapmak gerektiğinde bunun da hakkını verdiğinizi söylemek durumundayım işin doğrusu. Ee, biz gerçekten çok beslendik ve çok şey öğrendik bu Teşekkür sohbetten. Ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz e, bu akşam TV yüzde yüz'e burada sona eriyor. Gelecek hafta yüz yüze gene gündemin peşinden yüzleşecek bir başka saygıdeğer konukla karşınızda olacak. O güne kadar TV100'de kalın. İyi akşamlar.